Genç nüfusu çok fazla. Çok fazla. Oranı yüksek. Biliyorum. 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek sandıkta oy kullanacak. Evet, 6 milyon 300 bin. 6 milyon 300 bin gence sesleniyorum. Senin şahsında sesleniyorum. Seni işsiz bırakan siyasi partiye oy verme diyorum kardeşim. Seni işsiz bırak. 10 milyon üstünde işsiz var. Tabii. 10 milyon üstünde işsiz var. Ya yazıktır, günahtır bu ülkeye ya. Genç taşı sıksa suyunu çıkaracak. İş yok. Yok başka. Umudu bağlamış. Acaba yabancılar var. Türkiye alır mı? Almanya alır mı? Fransa alır mı? İngiltere alır mı diye bekliyor. Umudu oraya bağlamış. Oysa bu memlekette her şey var. Her şey var. Bu memlekette çalışkan insanlar var. Sizin gibi gençler var. Aslında istihdam yaratılması lazım. Ve size iş bulunması lazım. Sosyal devletin görevlerinden birisi budur. Sizden isteyip sandık gelecek dersini vereceksiniz. Siz gerekli tamam. Yapacağız zaten. Hadi başkanım. Bakalım. Eyvallah. Eyvallah. Ben bir emekli vatandaş olarak 45 sene önce bir ilkokul mezunu vatandaş olarak 2010'da mezardakileri de çıkarın oy verin diye söylendiği zaman ben de millete ne kadar saygı gösteriyorsa şimdiki var olan Cumhurbaşkanımız, partili Cumhurbaşkanımız ne kadar saygı gösteriyorsa bizi ne kadar insan yerine koyuyorsa ben o kadar sayın Cumhurbaşkanı diye hitap ediyorum başta bunu söyleyeyim. Milletimiz artık uykuda uyansın. Ben 2010'da yetmez ama evet dediğim insanlardan birisiyim. Bunun için Türkiye'nin hepsinden, AK Partililerden de çok çok özür diliyorum. Çünkü bu partinin memleketi bu duruma getirmesinde benim de katkım oldu. Onun için bütün Türkiye sizden özür diliyorum. AK Parti'nin genel başkanı Türkiye'nin geleceği değildir. Hepimiz ölümlüyüz. Bir gün ölüp gidecek. Söz konusu olan Türkiye'nin geleceğidir. Artık kış uykusundan uyanalım. Genel AKP genel başkanı demeyelim. Türkiye'nin sosyal ve demokrasi çağdaş geleceği için Türkiye diyelim. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Ben esnafı geziyorum. Teşekkür ederiz. Başkanım, sen de Hayır, başkan beni dinle lütfen. Bu yıllardır bugünü bekliyorum. Şerhatsın abicim. Ben vatandaşım. Bir dakika. Vatandaşım, izlemiş olduğu yollardan emperyalist olan o sizin yazdaki diğer o ismini söyleyemedim. Diğer o İşe yaramaz insanlardan kendiniz aramadığınız müddetçe siz gönüllerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Bir, ikincisi bir dakika. Vatandaş olarak konuşamayacaksan. Bir, ikincisi Kılıçdaroğlu diyoruz sana. Sizi her şekilde başkan olmak görmek istiyoruz ama siz bu gidişle mahallemizdeki normaldeki muhtabil olamayacağınızda çok iyi emin olun. Tamam. Al bunu ya. Al. Erol abi. Çek şunu. Çek şunu, gelin abi. Kimlik tespiti alın. Tabii buyurun, yok olun. Ben de çok memnunum. Bu ülkede 19 yıldır acı çekiyoruz, acı. Biliyorum. Acı çekiyoruz. Aynısı olsun. Yani bir yıldır kapalıyız. Evet. Bir yıldan beri evimize ekmek götüremiyoruz. Evet. Arkadaş kendisi... Öyle bir ülkedeyiz ki artık ülke sadece kasasına çalışan bir ülke olmuş. Bu arkadaş kahveci. Biz yıllardır Mustafa Bozbey buraya isteyen insanlarız. Mustafa Bozbey için canımızı verdik ama ne malum hırsızlıktan şuradan buradan aldılar başkalarına kendi yandaşlarına verdiler başkanım. Hepsini biz bu ülke biz bu ülkede 19 yıldır neler yaşandığını biliyoruz. Öyle bir zor durumu kiramı vermeyecek hala geldim ben. Evet. Mecbur kendimi kapatma sonunda kaldım bu ekonomikte. Evet. Bir yardım yok, destek yok. Evet. Bir şey yok yani. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Başkanım umutsuzluğa kapılmayın. Sadece diyoruz Allah rızası için yeter artık. Tamam. Yeter 19 yıldır. 19 yıldır bu acı bitsin. Tamam. Bitireceğim. Umut. Ne olur artık ya. Artık biz damatlar istemiyoruz bu ülkede. Damatlar istemiyoruz. Buna bir iş bulun bize. Biz yardımcı olun bize ya. 10 milyon işsiz var bu memlekette. Çok var başkanım, çok. 10 milyon işsiz var. Bunun 1 milyondan fazlası üniversite mezunu. Evet, maalesef evet. Böyle bir tablo çıktı. Evet. Ama düzelteceğiz inşallah. İnşallah bunu düzeltir. Mecliste ama bir şeyler yapın bunu. Beraber düzelteceğiz. Evet inşallah. Sandık gelecek. İnşallah bütün o günü düşünürüz. Tamam. Tamam sağ ol hadi. İyi bakın. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Çekirdekten yetişmeyin başkanım. Çekirdekten. Evet. Baba oğul devam ediyor mu böyle? Yok bir tek benim. 8 yaşından beri bu işi yapıyorum. Güzel. Güzel. Evli bekar? Evliyim. 3 çocuğum var ellerinde bekar. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Nasıl işler? Başkanım işlerimiz bu seneki gibi sıkıntı yaşamadık. Yani evet. Yani her tarafı
Yani her tarafta sıkıntı var. Bizde evet. de var yani el konusunda çünkü fiyatlar pahalı. Fiyatlar. Niye? Müşterilerimiz et alamadıkları zaman tavuk alabiliyorlardı. Evet. Şimdi tavuklar da malum son bir ayda 5-6 kere zamlanınca müşteriler 20 lira getiriyorlar. Bir tane bütün pirinç istiyorlar. En az 30 liradan aşağı bütün pirinç yok. Evet. Biz de boş göndermemek için tamam. ne yapıyoruz? Yarım tavuk parçalıyoruz, yarım veriyoruz. Evet. Yani müşteriyi kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz yani. Evet, ama evet. hayat pahalılığı çok, bu sene çok, çok fazla. Etkilendik yani evet, hayat pahalılığından evet. dolayı. Evet. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Versin. İşte ne yapıyoruz? Biz de eski esnaf olduğumuz için müşterilerimize al diyoruz. Ay sonunda ver diyoruz. Maaşı aldığınız zaman ver diyoruz. Evet. Borçlanmak istemiyoruz diyoruz. Biz de işte şey yapamıyoruz. Et istiyorlar mecburen. Ellerimiz bol olduğu zaman yani veriyoruz diyoruz. Bunlar vereceği defteri mi? Müşteriler aldı, müşterilerimize verdiğimiz şeyler. Ama tabii ki bu sene biraz daha fazla. Ha, evet. Evet. 7 lira. Anladım. 9,5 lira, 7 lira. 10 lira, evet. Yani ne oluyor işte? Maaşlarını peki, aldıkları zaman veriyorlar başkanım. 3 koltuğumuz var ama 2'ye düştük mecbur bu pandemi sürecinden dolayı. İşlerimiz tabi düşük olunca insanlar haklı sebep. 3 arkadaşız ama tek koltuk yani 2 koltuğa düştük. Mecburen düşmek zorunda kaldık. Bu pandemi sürecinden dolayı zorluklarla karşı karşıya kaldık. Bu esnada babamızı da kaybettik. Cenazemiz de vardı. Tabii cenazemizi yapamadık ama bu pandemi sürecinden dolayı almadılar, olmadı. Buna şükür diyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık geldiniz buralara kadar. Biz de ama kiralık. Kiralık dükkanımız, kiracıyız. Bir de öyle bir sıkıntı tabii var. Bütün esnaf olarak, bütün kuaförler, berberler arkadaşlarımızın adına yani sıkıntı sürecinde yaşıyoruz. İnşallah sizlerden adalet bekliyoruz. Hizmet sektörü tabii en büyük sıkıntıyı yaşayan siz oldunuz. Evet, evet. Bütün berberler. 3 ay açmadık tabii. 3 ay açmayınca da destekleri görmedik. Sıkıntılar yaşadık bütün berberler olarak. Hadi Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Ayağınıza sağlık. Biz yeni bir uyanışı başlatmak zorundayız. Yeni bir uyanışı. Beraber ama. Birlikte ama. Eski algılarımızı tamamen kaldırmak zorundayız. Ha yeri gelirse oturup helalleşmemiz lazım. Geçmişte de çok kavgalar oldu. Oturacağız, helalleşeceğiz. Ya bu ülkede hepimizin ülkesi burası. Beraber oturalım. Bu memleketi bir aydınlığa çıkaralım. Ya bir de dürüst bir siyasi partiye, dürüst bir insana yetki verelim. Bakın bu ülke, bakalım bu ülke nasıl büyüyor, nasıl kalkınıyor bu ülke. Bunu yapmak zorundayız. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Her sorun çözülebilir. Bu ülke hepimiz için cennet gibi bir ülke olur. Hepimiz huzur içinde yaşarız. Ha sorunlar biter mi? Dünyanın tarihi sorunları çözmekle geçmiştir. Bir sorunu çözersiniz başka birisi çıkar. Onu da çözersiniz. Ama biz sadece biz değil. Bütün bölgeyi kucaklamamız lazım.